Bugün Tiny Epic Zombies anlatıyoruz. Tiny Epic serisinin en sevilen oyunu oluyor. Kendileri Gamelin Games tarafından yayınlanmış. Bir 5 kişi oynanabiliyor ve içinde 1001 farklı modu var bu oyunun. Aynen. Selam vermek ister misin sen Merhaba. kamera Ya genelde arkasında? işte ben evet diyorum falan ama işte. Ben evet deyip daldım. Evet. İpe Hanım. Şimdi. Bu Tiny Epic Zombies'de 5 farklı mod oynanabiliyor. Solo dahil olmak üzere insan oyuncular zombi bir oyuncuya karşı oynayabiliyor. Ya da insan oyuncular hep birlikte oynayıp bir oyun tarafından kontrol edilen bir zombiye karşı da oynayabiliyorlar. Bu çeşit oyunlardan totalde 5 farklı çeşit yapmışlar. Ona karşı, o buna karşı falan diye farklı modlardan oynayabilirsiniz. Biz bugün kooperatif olan yani kooperatif versus zombi denen bir zombi oyuncu diğer bütün insan oyunculara karşı olan modundan bahsedeceğiz. Oyunu da ona göre kurduk. Burada kooperatif yazan taraflarını koyduk bütün kartların. Kurulumu kural kitapçığında bayağı güzel açıklamışlar adet adet böyle tane tane minnacık bir kural kitapçığı var ama Zaten adım her şey adım. minnacık. Yani şu şurada olan bitenler. Yani eliniz çok büyükse bu oyunu tavsiye etmeyelim. Evet, küçücük bir kutunun içinden çıkan büyük bir oyun aslında kendisi. Evet. Kural kitapçığında, rulebook'ta bu şekilde açıklanmış kurulum aşaması bıttırık bıttırık yazılmış. Hepsinden tek tek giderseniz bu şekilde kolayca kurulumu yapabilirsiniz. Onun dışında bu ortadaki alan bizim alışveriş merkezimiz. Klasik bir zombi ve alışveriş merkezi temalı En filmlerdeki gibi. sevdiğim. Alışveriş merkezinde kapalı kısılmış insanlar kurtulmaya Bu çalışıyorlar. arada şiddetle bir film tavsiyesi. Hadi bakalım. Dawn of the Dead Alışveriş merkezinde 2004. zombilerle. Ama 2004 versiyonu olan alışveriş Evet. merkezi zombilerle. Onu ben alışveriş merkezinde izlemiştim. Çok güzeldi. Evet. Çıkarken bir moda girmiştin herhalde. Evet, o zaman daha gençtik tabii Evet, yani. güzel bir film. Ben de büyükken izlemiştim. O zaman da beğenmiştim. Yani ilk çıktığı zaman izlemedim. Hey gidi. Evet. Aynı tema, tamamen o filmdeki tema. Biz o insanlar olarak kapalı kalmışız. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 3 tane görevimiz var. İnsanların görevleri bunları tamamlamak. Bu 3 görevi. Oyunun içinden tabii ki 3 tanecik görev çıkmıyor. 9 tane görev kartı var. Biz rastgele bu üçünü seçtik. Oyunun tekrar oynanabilirliği de bu konuda daha yüksek görünüyor. Bir de oyunun yine en başında kurulumunda şurada görülen oyuncu kartları var. Bunlardan da 14 tane var. Rastgele 4 tane koydum. Kızlı erkekli. Bunlardan da 14 tane çıkıyor oyun içinden. Her birinin arkası da zombi onların. Yani zombilerden de 14 tane var. İnsanlardan da 14 tane var gibi düşünebilirsiniz. Oyunun kurulumunda ilk zombiler Şunlar olmak zaten. üzere Bu Tracker seçiyor. abla insan zombi olunca Böyle bir tip. böyle oluyor. Bu bak Agricola. Agrikola. Böyle bunlardan bayağı var. Evet. Evet, ilk zombi oyuncu seçiyor. Daha sonra 3 tane dağıtıyoruz. Bir tanesini seçiyor. Daha sonra o seçmediklerini desteğe katıyoruz. Her oyuncuya 3 tane dağıtıyoruz. Onlar da bir tane seçiyor. Tabii daha farklı seçiş yöntemleri de yapabilirsiniz. Mesela Nezih 14'ünü de eline alıp bakmayı sever genelde. Ben bunu seçiyorum. Evet ya yani 3 tane ver falan yok hepsine bakacak o. Sonra birazcık matı tanıyalım ve şeyi tanıyalım. Olayların geçtiği AVM'mizi tanıyalım. AVM diyorum artık buraya. Burası bizim sığınağımız. Oyuna buradan başlıyoruz. Burası böyle biraz hani safe gibi. Buraya zombiler asla gelmiyor. Bizim kendi alanımız burası. Bir de şurada bu Mario'daki veya Atari oyunlarındaki canlarımız gibi iki tane küçük canımız var. Birisi eğer oyun içinde ölürse, bu nerede öldüyse onu işte aynı malzemelerini oradaki odaya bırakarak elindekileri oyunun dışına atıyor. Onu zombi tarafına çeviriyoruz, zombiye veriyoruz. Zombi oyuncu, iki zombi oyuncu kartını bu sefer yönetiyor oluyor. Ve diğer oyuncu tekrardan buradan doğuyor, oyuna giriyor. Başka bir karakter kartıyla buradan bir can harcamış oldu. Bir daha bir can harcanır da birisi ölürse zombi oyuncu kazanmış oluyor. Bu zombilerin kazanması için bir yöntem.
insanların kazanmasının yolunu söylemiştik zaten. Şu üç görevi yapıp kurtulmak. Bir de zombinin kazanmasının bir başka yöntemi de var. O da şu zombinin yanında duran search deck. 24 tane karttan oluşuyor. Bu tabii ki şu an insanlara birer tane koyduğum için azaldı. Zombinin elinde bunlardan var. Her tur bir insanlar oynuyor, bir zombi oynuyor, bir diğer insan oynuyor, bir zombi oynuyor, bir diğer insan oynuyor, bir zombi oynuyor. Bu şekilde gidiyor ve o her bir o insanın oyunun sonunda, daha doğrusu zombinin oyunun sonunda bir kart o en son oynayan oyuncunun önüne koyuyor. Bu kartlar bittiğinde de oyun yine bitmiş olacak. Yani birazcık da süreli gibi oyun. Çünkü buradaki objektifler öyle sonsuza dek tamamlayamıyorsun. Bu kartlar bittiğinde oyun bitiyor ve o sırada objektifler tamamlanmadıysa yine öldün. Zombi kazandı. Bu da yine zombinin kazanmasının bir başka yolu. Oyunun genel gidişatı ilk baş bir insan oyuncu başlıyor. Daha sonra saat yönünde gidiyor ama aralarda hep zombi oynuyor. Bir zombi, bir insan, bir zombi, bir insan gibi. Bir de şurada insanların matına bakarsak burada yaralarını ve kurşunlarını gösteren bir şey var. Çizelge mi diyeyim, ne diyeyim, rakam, cetvel. Evet. Anladık biz onu. Anladınız. Şimdi bir yara aldığımızda buradan böyle yaralarımızı burada sayıyor olacağız. Bir de kurşun kullanaraktan bir zombi öldürdüğümüzde de buradan düşüyor olacağız. Bunlar böyle 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 harcanıp da ortada buluşurlarsa eğer bir noktada pıt bir can daha yedim böyle oldu öldüm. Bu Öldün. insanın ölmesinin bir yolu. O yüzden öyle çok boş havaya sıkmayın. Gidin dövüşün biraz. Dövüşün. Öyle fıt fıt vurmayın. Sonra bir de yaralarınıza da dikkat edin. Yoksa ölebilirsiniz. O bir detay. Bunun dışında bir de zombilerin matı var. O da şu şekilde bir mat. Her bir zombinin ve her bir oyuncuların böyle özel bir gücü oluyor şurada. Bu da seçtiğiniz zombiye veya oyuncuya göre değişiyor. Ona da herkes kendi dikkat ediyor. Bu zombinin ne yaptığını zamanı gelince zombi turnünde anlatacağız. Evet, şimdi insanlar turnünde neler yapıyor? Bir kere direkt yürüyerek başlıyoruz. 3 adım hakkımız var. 3 adımdan sonra yapabileceğimiz bazı şeyler var. İster yapıyorsun, ister yapmıyorsun. Sana kalmış. Bir adım atmak derken ne demek oluyor? Öncelikle bu board'daki hani çizim olarak her yer kapalı ve bazı kapılar var. Oralardan mı geçebiliyoruz sadece gibi sorular oluşabilir ama zombiler her yere talan etmiş, mahvolmuş, duvarlarda delikler açılmış modunda düşünülerek buralardan eğer bir yerde kıyısından kartlar birbirine değiyorsa orası yan oda sayılıyor ve direkt geçilebiliyor sayılıyor. Örneğin burada kapı var, geçtim falan gibi düşünmeyin yani. Direkt şöyle, şöyle, şöyle. Hatta buradan da buraya geçebilirim. Buradan hani kapı olmamasına rağmen. Bu hareket etmenin genel kuralı. Onun dışında bazı, mesela şurada bir örnek var. Küçücük bir kısmı değiyor bile olsa burası yine de yan oda sayılıyor. Ve ben buradayken ister buraya, ister buraya, ister buraya atlayabiliyorum. Yani bir adım da buraya gidebilirim ya da bir adım da buraya da gidebilirim. Çünkü azıcık da olsa bir kısmı değiyor. Bu da yine oda olaylarının bir diğer detayı. En ortadaki bizim sığınağımız sadece 5 odadan oluşuyor. Şu ortada bir alan var. Kenarlarda 4 alan var. Diğer bütün alanlar 3'er odadan oluşuyor. Odalarında 1, 2, 3 diye numaraları var. Üzerlerinde zombileri ona göre ekliyor olacağız çünkü. Onun dışında bir insanın turnünde yapacağımız şeyler. 3 tane hareket hakkımız var. Hareket ettikten sonra 3 tane yapabileceğimiz şey var. Birincisi bir zombi öldürmek. İkincisi odanın özelliğini yapmak ya da oradaki tokenleri toplamak veya token sana ne yaptırıyorsa onu yapmak göreve dair. Üçüncüsü de eğer o alanda bir kart düşmüşse şöyle bir şey olabilir. Bunlar böyle dağılıyor olacak. Bakalım. Mesela ben diyelim ki buradayım. Bu kartı toplamak istiyorum. O da bir özellik. Yani yapabileceğin şey bir zombi öldür. Odanın üzerinde yazan aksiyonu yap. Ya da tokenlerle şey yap.
iletişime geç ya da şu kartları topla. Bu bir move'dan sonra, bir hareket, bir adım attıktan sonra yapabileceğin şeyler. Bunları yapmanın kuralları var tabii ki. Örneğin ben şöyle gideyim mesela. Şurada bir zombi olsun. Bir adım attım. İstersem direkt bir kurşun harcayıp bir uzaktakini vurabilirim. Bu çok kolay zaten hani. İstersem kurşun harcamadım. Bir daha bir adım attım. Direkt aynı odaya girdim. Artık bununla yakın dövüş yapmam lazım. Onun için de yakın dövüş. Evet, anladım, evet. Zombiyle yakın dövüş. Zombiyle yakın dövüş. Zarla. Aikido mu yapıyorsun? Tabii. Peki ne yapıyorsun? Anladım. Şey, judo. Şimdi bu zarla yakın dövüş yapıyoruz. Ve zara atıyoruz. Zar da sonuç ne gelirse gelsin bu zombi ölecek zaten. Zar sadece sana şunu gösteriyor. Bir yarayla mı çıkacaksın bu işin içinden? İki yarayla mı çıkacaksın? Yoksa dümdüz zombiyi öldürecek misin? Şu gri olan taraf. Bir de yeşil olan taraf var. Aşırı öldürme. Overkill demişler. Bokunu çıkarmak diye çeviriyorlar. Yani artık etrafı kana bulayıp mı öldüreceksin? O 4 tane seçenek var zaten. Ona bakıyoruz. Direkt atıyorum. 2 yara aldım. Güzel bir atış olmadı. Eğer şöyle olsaydı sadece öldürmüş olacaktım. Yani bir ekstra bir şey olmayacaktı. Böyle olsaydı bir yarayla kurtulmuş olacaktım. Şu gelseydi de overkill denen işte aşırı öldürmüş sayılacaktım. Onda da yine her türlü ölüyor zaten ama sana ekstra bir hareket hakkı veriyor. Hareket edersem eğer direkt bu odadaki tokenlerle iletişime geçmeden, şunu açmadan, kullanmadan ya da odada yazanı yapmadan bir adım atmam gerekiyor. O kısmı atlamış oluyorsun yani. Ama yapmak zorunda değilsin. Ben bunu kullanmıyorum deyip gene ben buradaki tokenleri toplayabilirim yani. O sana ekstra bir böyle hak sunuyor gibi bir şey. Bu savaşma yöntemleri. Bir adım at, savaş. Savaşmaya uzaktan oluyor bir sıkarak. Aynı odada sıkamıyorsun. Bu da bir detay. Ya da yakından dövüyorsun zombiyi. O da işte döverken de bazı ilerleyen zamanlarda elimizde şurada işte silah olacak, bıçak olacak, bir şeyler gelecek. Onların da şurada çok tatlı şeyleri var. Meeple'larımıza takacağız onları. Örneğin beyzbol sopasını böyle takamadım. Böyle tatlış tatlış takılacak. Evet, her silahı yapmış adam orada. Evet, bu kartlardan çıkacak olan her silahın, bak hatta tam da o geldi. Mesela bunu aldım ben, yerden topladım. Direkt alıyorum. Elimde bununla geziyorum artık. Tabii bak burada sana güzellikler veriyor bunların her biri de. İşte öldürürken şu zara atarsan böyle güzellikler olur. Bu zara atarsan böyle olur. Yaralanırsan işte ilkine görmezden gel bir daha at falan gibi bir sürü şeyler var. Bu ilk hamlemiz. Yürüdük ve bunlardan hepsini yapabiliriz. İlkini söyledim. Kill a zombie. Bir zombi öldürmek. İkincisi şu odaların üstünde bir kurşun kazan, iki iyileş, onu yap, bunu yap, token al falan gibi şeyler var. Mesela şurada direkt bir kurşun kazan demiş. Burada heal 2 demiş. 2 tane iyileşmece. Burada şu tokeni al demiş. Böyle bazı ufak ufak şeyler var. Odanın özelliğini yapabilirsin ama bunu yapmak için bir şart var. O oda kartının yani şu mall'ün tamamen zombilerden arındırılmış olması gerekiyor. Eğer bir zombi dahi varsa sen oradaki özelliği, ne odanın özelliğini ne de şeyi yapamıyorsun. Tokenlerle iletişime geçemiyorsun. İletişime geçmek nedir ya? Interact with the tokens'ın Türkçesini bulamıyorum şu an. Bul bakalım. İletişime geçmek olmadığını biliyoruz. Olmadığı kesin ama interact yani. Neyse. İnternette etkileşim olur da etkileşim o da şey, o da engage. Tokenlerle etkileşim yapıyoruz. Ya tokenleri alıyorsun. Ama bazı noktalarda da almıyorsun. Ne yapıyorsun? Neyse. Çoğunlukla alıyorsun gerçi, doğru diyorsun. Tokenlerle iletişime geçiyorsun. İletişime geçiyorsun. Anladım. Ben bunu kullanacağım artık. Üçüncü yapacağımız şey de, yapabileceğimiz şey de bu odadaki düşürülmüş, konulmuş bu iletişime şeyler geçmek. Varsa, kartlar varsa kartlarla iletişime geçiyoruz. Toplamak. Topluyoruz. Toplayınca ne yapıyoruz? Eğer bir yakın dövüş şeyse, silahıysa melee weapon. Yakın dövüşe koptun. Evet. Ne diyeyim? Daha iyi bir öneri bu. Savunma sanatları.
Hayır, bulama tok, şimdi. Tokatlamak. Aynen. Bulama şimdi. Ama yakın dövüş değil ya. Yakın dövüş close combat'tır. Tamam, ne? Ne? Melee mi? Melee elle vurulan şeyler. Elle vurulan şeyler çekerseniz arkadaşlar şuraya koyuyorsunuz. Burada yeriniz var. Elle vurulan şeyler için. Abi, Türkçe kıt bir dilse ben ne yapayım? Ama şimdi lütfen öyle şeyler denmez. Bak TDK elle vurulan şey çektim. Katana. Evet. Elle vurulan şey katana. Ya? Bir kere Japon kılıcı. Bu ne? Ranged attack'te de elle vuruyorsun. Silahı da elle tutuyorsun. İkisi de elin. Biri sağ elin, biri sol elin. Bu güzel bir çeviri olmadı. Yorumlarda daha güzel melee weapon Türkçesi bekliyorum. Valla biri yakın dövüş, biri uzak dövüş de olmaz ya. Yani. Yakın mesafe, uzak yakın mesafe. Yakın mesafe silahları. Bak güzel oldu. Ay. Uzak mesafe. Ranged silahlarda biraz burada tutuyoruz. Eğer aynısından bir tane alırsak ötekini bırakıyoruz. İki tane tutamayız. Bu şekilde kartlarda başka neler var? Silahlarla iletişime geçebiliyor muyuz peki? Silahlarla iletişime geçemiyoruz. İnteraktif ya da yapamıyoruz. Sadece toplayabiliyoruz. Onları. Anladım, tamam. Şimdi bu kartlardan başka neler çıkıyor? 4 çeşit kart var öncelikle. Birisi şu yeşil olan kartlar. Bunlar silahları gösteriyor. İkincisi, o yeşillerin de iki cinsi var. İşte biri yakın dövüş, biri uzak dövüş olmak üzere. Evet. İkincisi şu, backpack items diyor. Onun bir konulacak yeri yok. Onu direkt böyle herkes sağ yanına koyuyor. Sağ belli oluyor zaten. Backpack işareti aynen var. Aynen öyle. Onu turn'ünde istediğin zaman atıp altında yazanı yapabiliyorsun. Üçüncü bir cins. Hemen alır almaz yaptığın şu mor ok işareti olan alır almaz yapıyorsun. Ya da işte alır almaz iki iyileştin gibi. Bir de şu event kartları var. Kırmızı ünlem olan. Bunlar da direkt çıktığı gibi yapılan genellikle kötü şeyler. Bunlar da bu şekilde. Kartlardan bunlar geliyor yani maksimum. Onun dışında geçiyorum. Başka anlatmam gereken bir şey yok bence insanların turn'üyle ilgili. İnsanların turn'ünde 3 adım attık özetle. Birinci hamlemizden sonra o adayla ilgili bir şeyler yapabiliriz. İkinci adımımızı attık, öldürdük vesaire, yine oralardaki tokenleri toplayabiliriz. Üçüncü adımımızı attık, yine oralardaki zombi öldür, işte token topla ya da kart topla gibi aksiyonlarımızı yaptık. Turn'ümüz bitti. Turn'un sonunda herkesin yanında daha önceden zombinin sana verdiği ve senin açmaman gereken kartı burada açıyoruz. Ve turn'ümüzde ses yapıp yapmadığımızı kontrol ediyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Ben turn'ümü şurada bitirmiş olayım. 1, 2, 3 gidilebiliyor oraya. Zombi olmasın ama ya. Orada bitirmiş olayım. Tam da zombi de bana bu kartı atamış. Açtım, baktım şuradaki simgesi benim şu anda bulunduğum simgeyle örtüşüyor mu diye. Bu öncelikle buraya düştü. Daha sonrakilerde, yani daha sonraki turnlerde başkası buraya gidip bunu toplayabilir, eline alabilir. O ayrı bir detay. Bir de zombi player'ın artık turnüne geçtiğimizde ses yaparsak ona artı bir özellik gelecek. O yüzden şu ses yapma olayına kontrol ediyoruz. Bunun sonrasında da zaten insan olan şey oyuncunun turn'ü bitiyor. Olay zombiye geçiyor. Zombi player bakıyor öncelikle ses yapmış mı bu. Ses yapmışsa şurada yazan özelliğini yapıyor. Burada özelliği olacak. Eğer daha sonraki zamanlarda elinde iki tane zombi olursa biri ölmüş de zombi olarak dönmüş olabilir. Herhangi birini de seçebilir. Ama birini yapacak yani ya bunu ya bunu yapacak. Oradaki özelliği yapıyor ve bir yukarı itiyor. Daha sonra bir daha bunu yaparsa bir üste geçecek ve artık böyle gitgide daha ses güçlü. Ses yaptıkça zombiler azıyor böyle. Daha güçlü aksiyonlar yapabilecek. Bu birinci olay. Ses yaparsa bu olay var. Eğer şuradaki simge tutuşmuyorsa yani zombi nereye gideceğini tahmin edemediyse bu kart sadece bu odaya eklenmiş oluyor. Daha sonra insanlar bunu gidip alabiliyorlar gibi bir şey. Zombinin turnüne gelince ses yapıldıysa bu arkadaş ilerletiliyor ve orada yazan yapılıyor. Ondan sonra şu verdiği kartın üzerindeki simge hangi odaysa
Onlardan her birinden iki tane var. Turuncudan iki, işte maviden iki, mordan iki, yeşilden iki diye zaten o şekilde dağılmış. Bunlara iki tane zombi ekleyecek haritaya. Harita. Şimdi onu da şöyle ekleyebilir. Ya birini birine, diğerini diğerine ekleyebilir. Birini birine, diğerini diğerine ekleyebilir. Evet. Ya direkt ikisini birden ekleyebilir ama bunu eklemenin ne oldu ya? Ankara'nın ne oldu? Birini birine. Evet. Şey o içindeki kro çıktı ortaya zombiler anlatacağım. Kro zombiler evet. Tamam dur anlatacağım. Şimdi eklerken dikkat edeceğimiz şey bu odaların üzerindeki numaralar. 1, 2, 3 diye yazıyor ya. Mesela demin böyleydi. Ben diyelim ki buradaki öldürülmüş şu şekilde 2 numaralı oda dolu. İlk ben eklemeye 1 numaralı odadan başlıyorum. Daha sonra ikinci zombimi de yine bu karta ekleyeceksem yine devam ediyorum. 2 dolu olduğu için 3'e ekliyorum. Her odada sadece 1 zombi bulunabiliyor. Burası dolu olsaydı ne olacaktı? Ne ben olacak? Yine buraya eklemek istiyorum. Saat yönünde böyle yana doğru akışıyor zombiler. Buraya ekleyemediğim için buraya ekliyorum gibi düşünebilirsiniz. Buranın da birini ama yani. Oranın da en küçüğü dolu olduğu için 2'ye ekledim. Evet normalde hep birden sonra başlıyor. Sonra 3. Sonra 3 olacak. Peki burada peki, dolu. Orada dolu olsaydı. Şimdi şöyle bir durum var. Köşeler dolu olunca saat yönünde bir yana kayıyor. Şura doluysa bir yana. Bura doluysa bir yana. Ama şu 4 buraya direkt kapısı olan şu 4 ana yerden birisi doluysa eğer şuradaki durum. Ve ben buraya eklemeye çalışıyorsam buraya ekleyemiyorum. Onun yerine ortaya saldırıyorum. Buraya ekleyemediğim için buradan ortaya taşıyorlar bizim sığınağımıza. Bu da şurada göreceğiniz bir bariyerimiz var. Şu anda iki gücünde. Eğer bu bariyer ben bir zombiyle saldırdım. Normalde hani buraya konulmuyor. Direkt dışarı atıyorsun. Bir düşürüyorsun. Bir düşürdüm. Eğer birdeyken yapsaydım bunu sıfır olacaktı. Bir tane survivor buradan yani bildiğin canımız gitmiş olacaktı. Bu da böyle bir detay. Bunlar zaten bittiğinde tekrardan bu sıfıra dönerse direkt zombi kazanmış oluyor. Bu da zombinin kazanması için başka bir yöntem. Evet. Bu tabii buraya varınca tekrardan sıfırlıyorduk. Bir tane şey yapıyoruz. Atıyoruz şeyi, Survivor'ı. Tekrar 2'den sıfırlıyoruz. Sonra tekrar 2 oluyor aynı. Evet. Bunu arttırmanın bir yolu da şu crate'ler var. 1 numaralı ve 2 numaralı olanlar. Bunları bu da odalardan gidip toplayabiliyoruz. Toplamak eşittir al önüne koy. Daha sonra turnümüzü gittik bunu topladık. Bir sonraki buraya vardığımızda bunu geri koyuyoruz yerine ve 2 arttırıyoruz. Pıt pıt bir de search card çekiyoruz. Search card'da şöyle bir deste var dışarıda. Daha önceden ayarlanmış. Oradan da şeyler çıkıyor. Kutudan güzel silahlar bulmuşsun gibi silahlar çıkıyor genelde. Bunun da maksimum 6 yapabiliyorsun bu arada. Bariyeri de bu kadar. Bunun dışında anlatacağımız şey zombinin turnünde ekleme yaptığımızdan bahsediyorduk. Eklemenin şekillerini gösterdik zaten. Kaymalar falan oluyor. Zombi turnünü sonlandırmak için yani ilk sese bakıyor. Ses varsa bunu yapıyor. 2 tane zombi ekliyor. Şuradaki simgeyle uyuşan. İster birini birine, diğerini diğerine ya da ikisine aynısına. Bu da bittikten sonra o bir önceki oynayan oyuncunun eline yeni bir search card veriyor. Eline değil de önüne deyip. Çünkü ona bakamıyor bir sonraki şey sıra ona gelene kadar. Yani bir nevi nereye gideceğini bir sonra tahmin etmeye çalışıyor. Tahmin edemiyorsa da bir sonra nereye eklemek istiyorsa zombiyi ona göre de koyabilir mantıken. Mesela ben burada yeşile koyarım. Yeşil burada dolu ya. Hani bir sonraki el dolu yere koymam işime gelir. Onlar o sırada bir daha turn ona dönene kadar şuraları temizlemezlerse ben buradan bariyere saldırmış olurum gibi. Zombinin de böyle detayları var. Bakıyoruz. Başka bahsetmediğimiz ne var? Bence hiçbir şey kalmadı. Yani bu mod böyle ama yani 4 kişi oynanmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet, 2 kişi oynamak için 2 survivor 1 zombiye karşı yapılabilir ama çok da eğlenceli olmuyor bence. Hep birlikte bir görevi tamamlamak her zaman daha güzel olacaktır.
Görevler bu arada çok çok farklı şeyler var. Çok bahsetmedim görevlerden ama her biri de farklı. Üzerinde kendini belli ediyor. İşte helikopter parçası topluyoruz ya da Bu burada üçünde zaten hakikaten hepsinin, ya bunlar kural kitapçığında detaylı yazmıyordu zaten herhalde. Bunun üstünden evet, her okuyorsun. birinin kurulumu dahil burada her şeyi var. Tokenlerini buluyorsun, kurulumunu yapıyorsun. Burada AVM'den kaçıyorsun. Burada diyor ki mesela diğer iki görevi bitirdikten sonra AVM'den kaçıyormuşsun gibi. Diğer iki görevde helikopter parçalarını topluyorsun. İşte bir yere gidiyorsun. Onu, helikopteri tamir ediyorsun. Bunda da işte bir tane çocuğu kurtarıyorsun. Sonra çocuğu kurtarıp helikopteri tamir edip helikopterle kaçıyorsun. Yani bu Evet. Bu kombinasyonla böyle. kombinasyonda öyle olmuş. Bu ama insanları şey yaparken şöyle bir detay var. Şurada iki tane şey var. Kurtarılacak insan var. Birisi zombi, birisi gerçek insan. Eğer zombiye denk gelirsen bir tane ısırılıyorsun. O öyle overrun demişler ona. Bir tane ısırılıyorsun. Aynı zamanda bu zombi ekleme safhasında ben buradayken buraya zombi eklenirse de bir düşüyorum hemen canımı. O da overrun özelliğiydi. Bu arada bu overrun olayında değil de zombi eklemede bir detay var. Mesela bu şeydeki zombi tokenleri sınırlı. Bayağı bir ekledin, dışarıda hiç kalmadı. Hala da eklemen gerekiyor ama stokta yok. Öyle olunca en canı yüksek olandan bir tane düşüyorsun. Onu ısırmış gibi sayıyoruz. Eğer eşitlik varsa orada kurşuna en çok olandan bir tane can götürüyoruz. Isırılmış oluyor. Eğer onda da eşitlik varsa kendiniz karar verin kim ısırılacağına demişler. Bu da böyle bir detay. Oyun ya insanlar görevlerini tamamlayınca bitiyor ya da şu zombi player bütün insanları şu işte iki tane canı öldürüp de birini de öldürdüğünde bitiyor. Ya da bu koşullar sağlanamadıysa yine zamanla şu 24 kartın harcanıp da sonuna gelmesiyle birlikte insanlara son birer turn daha hak veriliyor. Onda da tamamlayamazlarsa zombiler kazanıyor. Bu kadar. Evet. Yani oyun küçük ama zor. Yani bence bunu, yani yıllar önce ilk çıktığında gözüme kestirmiştim ama sonra kurallarını okudum ve anlamadım. Sonra Yani vazgeçtim diyor. sonra almak, ya tema falan çok iyi. Ya yani yine Tema şey çok iyi oyunlarından, bence. yani oyunu çalış 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 öğren ve sadece 4 kişi oyna keyif almak için gibi, o tarz yani oyunlar. Evet, yani iki kişi gerçekten pek bir zevk vermedi. Bir dört kişi denemek lazım ama o dört kişiyi ne zaman nerede buluruz hiç bilmiyorum. Evet, yani bilmiyorum. Evet. Tavsiye eder misin Ben insanlar? tavsiye ederim ama 4 kişi tavsiye ederim. Ya da 3'e 1 de olabilir. Hatta zaten Üçe bir ne demek? Destine ne demişlerdi? 5 kişi Dört. oynayabiliyor ya, 4 insan bir zombi olabiliyor. Ha. Ya da 3 insan bir zombi olabilir gibi Ya düşündüm. çok küçük ya. Tiny Epic, evet, ama ne bileyim ya. Ah, Şunu tema ben, o. tamam da iki katı büyük olsa Ya ben sen her gocunmam şeyi yani. büyütüyorsun ya. Gerek yok. Bak adamlar, bir de şunları boyayan var ya. Şu parçaları boyayan var. Bak şu Bu çok parmağı. tatlı bir Bak detay görüyor ama musun? bence. Bak şu, yani şunu zoomlayamıyorum. Yani bak hala zoomlayamıyorum. Ben videoyu böyle bitireyim. Zoomlayamıyorum. Ay şu kadar yani. Ay Bunu şükür. boyamış. Bu kadar. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet, ben boyamayacağım diye Yani düşünüyorum. yok onu zaten, yani neyse. Evet, böyle. Yani bunu İnşallah iki bugün kişi oynarız. İki kişi oynamayız. oynamayız. Çünkü şimdi ben oynanış videolarında bir de biraz keyif aldığım oyunları oynamak istiyorum. Öbür türlü böyle söve söve oyun. Yani. 4 kişi keyif alırsın Yani bence. 4 kişi denk gelirsek oynarız ama 2 kişi hem oynamam bir daha hem de tavsiye de etmem. O zaman Teşekkür ediyoruz. güle güle. Güle güle. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki
her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.